Sebek Akademisi Bilimsel Bilgi Öğretiminin sermaye ihtiyacına göre şekillenmesinden rahatsız olan ve bilginin aktarım sürecinin taflı olmasına karşı itiraz eden işte öğretmen, öğrenen, aktaran, dinleyen olmasına karşı gelen öğrenciler tarafından kurulduğu yaklaşık 7 yıl önce ilk zamanlarımızda ağırlıklı sunum yapıp tartışmalar yaptığımız etkinlik şeklinde düzenliyorduk derslerimizi, etkinliklerimizi. Ancak daha sonrasında 2016 yılında Barış Bildisi'ne imza atan hocalarımızın üniversitelerden ihraç edilmesiyle beraber form formatımızı değiştirdik. Daha çok barış şey, daha çok açık şekilde yapmaya başladık. Çünkü hem bizim nitelik hocalara ihtiyacımız vardı. Hem de hocaların bizim gibi bilgiye, bilime ihtiyaç duyan öğrencilere ihtiyacı vardı ve bu şekilde kurgulamaya başladık. Ve aslında zaten niteliksizleşmiş olan üniversiteler yani sermayenin ihtiyacına göre şekillenen, bilimsel bilginin ihtiyacına göre şekillendiği üniversiteler bu ihraçlarla beraber niteliksizleşmiş hale geldiler. Ve e, tamamen dört duvardan ibaret bürokratik kumlar haline gelmiş oldular. E, biz de Kubek Akademisi ile beraber e, bulunduğumuz her yeri e, üniversitelere çevirmeye çalıştık. Bize her yer üniversite diyerek bu şekilde barış imzacısı hocalarımızla sayısız açık dersler, konferanslar düzenlemiş olduk. Pandemi koşullarıyla beraber e, e, bu çalışmamızı online ortama e, taşıdık. E, şimdi de Boğaziçi Direnişi ile ilgili, e, ilgili bir dersimiz e, e, ve Özgür Üniversite ile ilgili bir dersimiz olacak. ve baktığımızda bugün e, üniversiteler toplum ve doğa yararına bilimsel bilgi üreten mekanlar olarak geçiyor ancak e, her defasında e, şey, aynı zamanda kültürel egemenliğin en etkili araçlarından biri de e, oluyor e, üniversiteler kültürel egemenliğin en etkili araçlarından biri olan üniversiteler baktığımızda bugün iktidar burada kendini var edemiş ve bunu zaten siyasi iktidar her zaman da getiriyor e, işte e, biz fikir iktidarımızı kuramadık diye Aynı zamanda toplumsal eşsizlik ve e, adaletsizlik üzerine kurulu siyasi iktidarlar sürekli üniversitelerle ve akademiyle bir e, uyuşmazlığı içerisinde. Dolayısıyla sürekli buradan üniversiteye saldırıyor ve üniversiteyi fethetmeye çalışıyor. Bugün geldiğimiz bu noktada Boğaziçi e, Üniversitesi'ne atılan kayyum da aslında böylesine bir e, saldırının e, sonucu. Aslında Boğaziçi'lik değil, e, önceki süreçlere baktığımızda birçok üniversite kayyumlar atandı ve e, Boğaziçi aslında bu atanan kayyumların son süreciydi. E, ancak uzun zamandan beri var olan bu saldırı karşısında öğrenciler ve akademi içerisinde çok ciddi bir öfke birikmişti. Boğaziçi direnişi ile beraber bu öfke açığa çıkmış oldu ve bir anda gündemin e, ülkenin gündemine oturmuş oldu. Şimdi Boğaziçi direnişi ve Boğaziçi Üniversitesi bağlamında Özgür Üniversite'yi konuşacağız. Ee, Can Can'dan hocamız ve Zeynep Babil hocamızla. Aynı zamanda öğrenci dayanışmasından da bir e, arkadaşımız e, kısa bir söz olacak. E, ee, Boğaziçi'ye kayyum atanmasının hemen ardından neredeyse hemen her gün e, hocalarımız kayyumla sırtını dönerek bu e, kayyumun protestolarını gerçekleştirmiş oldular. E, ve aynı zamanda öğrenci arkadaşlarımızla çeşitli protesto yöntemleriyle beraber bu uyumu e, e, protesto ettiler ve bu hafta tutuklanan arkadaşlarımız için de boykotlar aynı zamanda. Kutlamadan e, Can Candan Hoca'ya e, sözü devretmek istiyorum. E, hocam e, bu e, direniş sürecini bize özetleyebilir misiniz acaba içeriden bir akademisyen olarak? E, teşekkür ederim. Herkese merhabalar, iyi akşamlar. E, davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii şimdi e, kocaman bir e, camiayız. E, yüzlerce e, akademisyen yer alıyor bazı üniversitelerinde. E, dolayısıyla e, yani hem biraz onlar e, adına da e, bazı e, zamanlarda konuşuyor olacağım, e, kendi adıma da konuşuyor olacağım. E, ama daha çok tabii ki kendi düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum ya da bildiklerimi, deneyimlediklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. E, ona da konuda da altını çizmek istedim. Ee, yani böyle bir e, hani hocaların sözcüsü olarak değil de e, o akademisyenlerden biri olarak konuşmak istiyorum. Ee, bildiğiniz gibi 2 Ocakta böyle bir e, yılbaşı hediyesi e, ile uyandık e, ve e, hiç tanımadığımız, etmediğimiz, duymadığımız e, Melih Bulu isimli bir şahıs e, rektör olarak e, atan e, atanmış. Bunu öğrendik. Ee, ve biz e, o tarihten itibaren e, bunu kabul etmediğimizi, e, böyle bir atamanın Boğaziçi Üniversitesi'nin e, senatosu tarafından da 2012 yılında kabul edilip yayınlanmış olan e, ilkelerine aykırı bir durum olduğunu, çünkü e, Boğaziçi Üniversitesi'nde e, yönetici kadroların hepsinin, yani bölüm başkanından rektörüne kadar hepsinin e, seçimle başa gelmesi gerektiğini, ee, özerk bir e, üniversite için, akademik özgürlüklerin korunması için ve demokratik bir ortamın üniversite içinde var olabilmesi için bunun olmazsa olmaz bir ilkemiz olduğunu, bu ilkelerimizin bizim e, anayasamız olduğunu, dolayısıyla akademisyenler olarak e, bu ilkelere sahip çıkmakla yükümlü olduğumuzu e, hemen e, bir e, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz başlıklı e, e, metinle, e, kamuoyuyla paylaştık. E, dolayısıyla akademisyenler olarak e, bizlerin e, kabul etmeme süreci, direnme süreci hemen başlamış oldu. Şu anda 12. haftanın ortasındayız. 12 haftadır e, bu sözümüzü tekrarlıyoruz. E, nasıl tekrarlıyoruz? E, öncelikle e, Doğan arkadaşımızın da bahsettiği gibi her çalışma günü yani 4 Ocak pazartesiden başlayarak Bugünkü 58. nöbete kadar her iş günü bir saat 12'de akademisyenler olarak, kampüste bulunan akademisyenler olarak cübbelerimizi giyiyoruz. Ve rektörlük binasına sırtımızı dönüp bir 15-20 dakikalık ya da yarım saatlik gününe göre, hava şartlarına göre bir nöbet eylemi gerçekleştiriyoruz. Bu kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz sözünün. Ee, bu bedensel ve performatif olarak da bir e, e, ifadesi e, olduğunu düşünüyorum ben bunu. Dolayısıyla 12. haftanın ortasındayız, 80. günündeyiz e, Boğaziçi direnişinin ve 58. nöbetimizi de bugün gerçekleştirmiş e, olduk. E, aynı zamanda e, her cuma günü e, daha e, kalabalık bir katılımla e, hazırladığımız bir e, Boğaziçi bülteni dediğimiz adına bir e, basın açıklaması okuyoruz. Tabi bu adı basın açıklaması ama tabi şöyle de bir komedi var. E, kampüsümüze bildiğiniz gibi basın e, alınmadığı için e, basın açıklamamızı biz kendi imkanlarımızla e, kaydederek basın emekçisi arkadaşlara gönderiyoruz. Yine aynı şekilde her gün e, çektiğimiz fotoğrafları ve videoları da e, basına e, basının alınmadığı kampüsümüzden e, iletiyoruz ve bu şekilde direnişin duyulmasını, görülmesini sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda sürekli tabii aramızda toplantılar gerçekleştiriyoruz ve bu dinamik sürecin içinde yaşarken neler yapmamız gerektiğini, nasıl birlikte durabiliriz, ilkeleri korumak için neler yapabiliriz, bunları konuştuğumuz çok geniş katılımlı toplantılarımız oluyor akademisyenler olarak. Aynı zamanda da öğrencilerimizle, mezunlarımızla. Ee, ve Boğaziçi'ni sahiplenmek e, isteyen e, kamuoyuyla birlikte e, yine çeşitli buluşmalarımız gerçekleşiyor. Basında bize mikrofon e, doğrultan, kamera doğrultan, e, sorularını bize yönlendiren herkesle, istisnasız herkesle de e, görüşüyoruz. E, Türkiye ve Türkiye dışında ki e, sözümüz duyulsun. E, bu haklı talebimiz. E, duyulsun e, istiyoruz. Ama e, Tabii bu süreçte çok e, bizi zorlayan e, şeyler de yaşandı. İşte en bunların en e, korkunçları e, öğrencilerin e, gözaltına alınması, evlerinin basılması. Çünkü biliyorsunuz Ocak ayının başında e, yani ilk hafta öğrencilerin e, eylemlerinden daha so hemen sonrasında bir sonraki sabah ev baskınlarıyla e, öğrenciler... ...gözaltına alındılar. Gözaltı süreçlerinde çeşitli tür işkencelere tabi tutuldular. Özellikle psikolojik işkencelere ama aynı zamanda fiziksel işkencelere de. Daha sonra da işte bildiğiniz gibi... Boğaziçi'ni e, destekleyen eylemlerde gözaltılar oldu. Tutukluluk süreçleri başladı. E, bildiğiniz gibi e, tutuklanan öğrencilerimiz e, oldu. E, ev hapsi e, de olan öğrencilerimiz oldu. Bu süreçler devam ediyor. Yani şu anda e, bildiğiniz gibi işte 6 öğrencimiz tutukluydu. Ondan sonra e, serbest bırakılanlar oldu. Fakat onların yargılamaları devam ediyor. Yani serbest bırakılmaları yargılama süreçlerinin bittiği anlamına gelmiyor. E, yargılama süreçleri devam ediyor. Tutuklu, tutuksuz yargılama e, ama tabii tutuksuzun içinde de adli kontrol tedbirleri dediğimiz içinde ev hapsi olan da tedbirler var. Örneğin e, öğrencilerimizden bir kısmı e, e, adli kontrol tedbirleri kapsamında her hafta gidip imza vermek e, durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla ev hapsinde olmayan öğrencilerin de tamamen e, yargılama sürecinden e, muaf oldukları bir durum oluyor. E, Maalesef e, yok. E, aynı zamanda bu süreçte e, e, Bül artı araştırmaları kulübünün kapatılması olayını yaşadık. E, şimdi tabii orada da çok garip bir durum var. E, çünkü e, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci kulüplerinin açılması, çalışmaları, e, kapatılmaları belli e, e, ka, e, üniversite içindeki süreçlere tabidir. Yani dışarıdan bir şekilde bir öğrenci kulübünün kapatılması söz konusu değildir. Ben aynı zamanda Bül LGBTİ artı çalışmaları kulübünün akademik danışmanıyım. Bu süreçte hiçbir şekilde benimle bir istişare olmadı, benim bilgilendirmem söz konusu olmadı. Yine bir sabah hatta Ankara'dan gelen bir Twitter üzerinden mesajla kulübün kapatıldığı yazısı bize ulaştı. Ee, ama tabii bunun öncesindeki Cuma günü yani 29 e, Ocak e, gecesi e, büyü LGBTİ artı kulübünün e, odasına ki bu odayı aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü e, ortak olarak kullanmaktaydı. E, bu kulüp odasına bir polis baskını düzenlendi gecenin bir vakti. Yine e, sokağa çıkma yasakları varken yine üniversite içinde hiçbirimizin haberi olmadan gittiler. Ve bizim de e, aslında e, e, orada mevcut olmamız gerekiyordu kulüp odası aranırken fakat hiç öyle bir şey olmadı böyle bir e, polis baskını gerçekleşti ve e, polis baskından sonraki pazartesi yani sokağa çıkma yasakları kaldırılır kaldırılmaz biz kulüp odasında ne olduğunu tespit etmek için e, avukat e, bir hocamızla birlikte oraya gittik tespit yapmak için fakat şunu gördük ki kulüp kapısının kilidi değiştirilmişti. Dolayısıyla e, bu şekilde hem e, bir e, polis baskını ve araması daha sonra da kulüp odasının kilidinin değiştirilmesi şeklinde hem Bül lgbt artı öğrencileri kendi kulüp odalarından mahrum bırakıldılar hem de aynı zamanda e, ortak kullanımda olduğu için e, Kadın Araştırmaları Kulübü e, öğrencileri de kulüp oldu giremez oldular. E, aynı gün yani 1 Şubat'ta e, gidip sorguladığımız zaman yani ne oluyor, ne yapıyorsunuz şeklinde e, kulüp odasının kapısının e, kilidinin e, rektörlük emriyle değiştirildiği ve e, kulüp e, kapısının anahtarının bizlere verilmeyeceği bildirildi. E, aynı günde biliyorsunuz e, öğrencilerin bir eylemi söz konusuydu. Bir, Şubat, bir Şubat'ta e, öğrenciler e, bir çağrı yapmışlardı ve kampüs dışında e, desteğe gelen e, diğer... E, ...arkadaşlarıyla buluşmak istediler... ...fakat kampüsün kapısı... ...kapatılmıştı... ...ve öğrenciler kendi kampüslerinden... ...Rumeli Hisarüstü Mahallesi'ne çıkamadılar... ...çünkü polis tamamen bloke etmişti... ...daha önceki kelepçe olaylarını falan... ...artık anlatmıyorum onu... ...onu zaten hepiniz biliyorsunuzdur... ...fakat 1 Şubat'ta daha sonra öğrenciler... ...kapıdan çıkamadıkları için... ...rektörlük binasına gittiler... ...orada... Vektörlük binasının etrafında bir oturma eylemi gerçekleştirdiler e, ve e, bu eylemin sonunda yine sokağa çıkma yasakları başladıktan sonra bizler e, öğrencilerin yanından ayrılıp evlerimize gittikten sonra bir e, polis baskını gerçekleştirdi, gerçekleştirildi. Gerçekleştirildi. Çevik kuvvet e, kampüse davet edildi çünkü ancak bu şekilde e, çevik kuvvet e, polise, e, polisleri kampüse girebiliyorlar. Ee, ve öğrenciler e, orada yaka paça elli öğrencimiz gözaltına alındı e, onların gözaltı süreçleri de gayet e, tabii naoş şeyler yaşandı e, çünkü bütün bu süreçler yani gözaltısı ondan sonra mahkemeye çıkarılması tutuklanması tutuksuz e, e, bırakılması ev hapisleri şunlar bunlar yani başından itibaren ve daha sonra şu anda açılmakta olan üniversite içindeki soruşturmalar şuna işaret ediyor Başından beri ses çıkaran öğrencilerin cezalandırılması'nın çeşitli yolları deneniyor. O gün de maalesef öğrencilerimiz gözaltına alındı. Daha sonra gözaltından serbest bırakıldılar. Fakat yargılama işte süreçleri devam ediyor. Adli kontroller söz konusu. Bir de şuna dikkat çekmek isterim işte. Geçen hafta 17 Şubat'ta bir başka duruşma vardı. O duruşma da kampüste düzenlenen bir sanat sergisine dair bir duruşmaydı. Orada beş öğrencimiz yargılanıyordu. Orada da öğrencilerin Ocak sonunda, 26 Ocak'tan itibaren kampüsümüzde açtıkları bir sergi yapılmıştı nedeniyle suçlanmaları söz konusuydu. Ee, öğrenciler e, e, itirazlarını sanat yoluyla da dile getirmek istemişlerdi ve bir sanat sergisi düzenlediler e, ve e, açık bir çağrı yaptılar ve sanatçılar, e, isteyenler sanatsal çalışmalarını gönderdiler. Öğrenciler de bu sanatsal çalışmaları kampüsün etrafında e, sergilemeye başladılar. E, fakat e, bir e, e, basın e, organı e, na, e, verilen bir videoda e, sergilenen onlarca ve belki yüzlerce tam sayısını bilmiyorum e, sanat çalışmalarından bir tanesinin e, yerde olduğu e, videosu e, basına servis edildi, bu basın organında yayınlandı ve e, söz konusu sanat çalışması e, bir e, suç olarak lanse edildi ve bir karalama kampanyası başladı. O sanat çalışması da bir kolajdı. Görmeyenler olduysa kısaca tarif etmek isterim. Bildiğimiz bizim genelde duvarlara asılı olan bazı evlerde bir Kabe, o büyük cami Mekke'deki ve ortada da Kabe'nin olduğu bir imge. Ortada Kabe görüntüsünün olduğu yere bir şahmeran e, e, resmik olmuştu. E, bu sanatsal kolaj çalışmasında e, dört köşesine de e, LGBTİ e, bileşenlerinin e, bayrakları konmuştu. Böyle bir e, sanat çalışmasıydı, kolaj çalışmasıydı. E, ve bunun e, işte dini değerlere e, hakaret olduğu, işte toplumu e, kin ve nefrete e, teşvik ettiği gibi. Bir, bir takım e, suçlarla bir karalama kampanyası başladı. Şimdi karalama kampanyasına özellikle dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bu karalama kampanyası e, LGBTİ e, öğrencilere ve LGBTİ LGBT artı öğrencilere ve LGBTİ artı camiaya yönelik bir nefret kampanyasıydı. E, o gün e, içinde LGBTİ rezaleti etiketiyle Twitter üzerinden bir nefret kampanyası başlatıldı ve bu bir nefret suçuydu. Yani bir grup insanın cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimliklerinden ötürü hedef gösterilmesi hele de homofobinin ve transfobinin bu boyutlarda olduğu nefret söyleminin LGBTİ artı vatandaşlarımıza yönelik nefret söylemlerinin nefret suçlarına yol açtığı LGBTİ artı vatandaşlarımızın Şiddete maruz bırakıldığı, öldürüldüğü bir toplumda ve dönemde yaşıyoruz. Dolayısıyla böyle bir nefret söylemi çok ciddi bir nefret e, suçu anlamına da geliyor. Du, e, bu tabii sonra devam ettirildi ama özellikle o dönem çok yoğun bir e, kampanya düzenlenmişti ve buna maalesef e, Melih Bulu da katıldı. Yani Twitter hesabı üzerinden aynı etiketi kullanarak sonra sil, silip tekrar aynı e, tweetini e, kullandı. Aynı zamanda da Ankara'dan bir takım siyasetçilerin de katıldığı, İçişleri Bakanı'nın da katıldığı, Diyanet İşleri Başkanı'nın da katıldığı böyle bir e, e, nefret kampanyası ve karalama kampanyası e, başlatıldı. Ve e, bu sanat sergisini e, Büyü LGBTİ'nin düzenlediği iddia edildi. Halbuki e, sanat sergisini e, herhangi bir kulüp e, düzenlememişti sanat inisiyatifi adı altında bir öğrenci inisiyatifi düzenlemişti ve o öğrenci inisiyatifinin içinde bir sürü kulüpten öğrencilerimiz vardı. Artı bir sanat eserinden bahsediyoruz, bir kolajdan bahsediyoruz. Şimdi bir sanat, herhangi bir sanat eseri bazı insanlar tarafından rahatsız edici bulunabilir. İnsanlar buna itiraz edebilirler, eleştirebilirler, uygun görmeyebilirler nasıl sanatsal ifade özgür bir yani ifade özgürlüğü kapsamındaysa nasıl insanlar sanat yoluyla kendilerini ifade etmekte özgürse aynı zamanda da herhangi bir sanatsal ifadenin eleştirilmesi de aynı şekilde özgürlükler kapsamındadır. Ama bu şekilde ve şimdiye kadar Boğaz Boğaziçi'nde bir şeyden rahatsız olunduğu zaman bu dile getirilir ve bu birlikte konuşulur, tartışılır vesaire vesaire. Yani dışarıdan böyle bir müdahaleyle e, Boğaz içinde suçlu ilan edilmesi, faturanın da LGBT artı öğrencilerimize kesilmesi, bu tabii ki kabul edilebilir bir şey değildi. Zaten kulübün kapatılması e, süreci içinde bu nefret kampanyasının kampanyasında e, önemli bir yeri var. E, peki bu nereden e, çıktı? Direnişin başından beri. E, LGBTİ bileşenlerinin bayraklarının görünür olması direnişin içinde ve yapılan eylemlerde e, bu bu karalama kampanyasının e, başlangıcı oldu e, hedef gösterilmelerinin e, başlangıcı oldu e, bu şekilde e, bu LGBTİ'nin kapatılması e, süreci de başlamış ve kulübün kapatılmasıyla e, belli bir noktaya gelmiş oldu. Ee, tabii ki bizim itirazlarımız oldu buna dair. Yani e, üniversite içindeki e, yönetmeliklere, uygulamalara, teamüllere uygun olmayan bir şekilde bir kulübün kapatılması zaten kabul edilebilir bir şey değil. E, buna bir e, itirazımız oldu. E, bir de tabii şunun da altını çizmek istiyorum. Yani bir kulübü ben kapattım, e, kilidini de değiştirdim. Dolayısıyla bu kulüp artık yoktur. Şimdi e, böyle bir şey mümkün değil. Yani siz kulübü kapattığınız zaman bir LGBTİ içinde aktif olarak çalışan arkadaşlar ya da e, LGBTİ artı e, öğrencilerimiz, çalışanlarımız, e, e, akademisyenlerimiz, e, e, bileşenler içindeki e, LGBTİ artı arkadaşlarımız bir yandan ortadan mı kalkıyorlar yani? Bu siyasi söylemde de yani hani, lezbiyen mezbiyen yoktur, LGBT yoktur, yani yoktur deyince <laughs> ortadan tabii ki e, kalkmıyor. Yani dolayısıyla fiilen e, bir anda e, resmi olarak biz bu kulübü kapattık, kapısına da kilit vurduk durumu var. Ama bir yandan da e, büyü LGBT'nin aslında var olmaya devam etmesi de söz konusu. Yani resmi o anlamda tırnak içinde resmi olarak olmasa bile. ...ve dayanışma göstermek amacıyla belki takip etmişsinizdir. Boğaziçi Üniversitesi'nin diğer kulüpleri de Bül LGBTİ'nin renklerini ve adını hatta kendi kulüplerinin içine taşıdılar. Yani diğer öğrenci kulüplerinin de böyle bir dayanışma eylemi göstermesi de söz konusu oldu. Onun dışında tabii akademisyenler tarafında şöyle de bir gelişme oldu... Biz başından beri e, Melih Bulunun atanmasının e, anayasaya aykırı bir şey olduğunu e, öne sürdük ve meşru olmadığını öne sürdük. Yani hem ilkelerimize aykırı ama aynı zamanda da anayasaya aykırı. Dolayısıyla e, bir dava süreci başlattık. E, yani danıştaya, bu e, e, idari mahkemeye e, ve ve danıştaya bir pardon danıştaya bir e, 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 idari dava açtık iptal davası açtık. Yani böyle bir atanmanın iptalini talep ettiğimiz bir dava açtık. Aynı zamanda da biliyorsunuz daha sonra iki tane yeni fakültenin hiç bizim haberimiz olmadan, hiçbir şekilde dahil olmadığımız bir süreç sonucunda biz size bir hukuk fakültesi açtık. Bir de size bir iletişim fakültesi açtık. Yani nasıl bu yeni yıl hediyesi gibi iki tane de fakülte bir anda verdi. Buna karşı da yine de iki yine aynı şekilde iki tane fakültenin açılmasının da e, kanunlara aykırı olduğunu e, ve meşru olmadığını e, öne sürdüğümüz için e, bir davayı da bu hafta içinde e, buna dair açtık. Yani şu anda iki tane dava açılmış e, durumda. Bir tanesi rektörün atamasına dair e, bir davamızda e, yeni. E, e, fakültelerin e, açılmasına dair iki tane e, davamız e, söz konusu. Dolayısıyla e, özetlemek gerekirse, e, bir yandan e, kampüs içindeki e, eylemliliğimizle, e, bir yandan yazarak, çizerek, duyurarak, e, basına konuşarak, bu tür e, davet ettiğimiz yerlerde konuşarak e, sözümüzü söylemeye devam ediyoruz. E, bir yandan da bu e, dava süreçleri devam ediyor bir yandan da diğer bileşenlerimizle irtibat halinde birlikte vazgeçmediğimizi kabul etmediğimizi ve ilkelerimizden vazgeçmediğimizi tekrar tekrar söylemenin yollarını bulmaya oluşturmaya çabalıyoruz ya yani sorularla belki daha da açabilirim ama şimdilik özet olarak sanırım bu kadar, Ağzınıza sağlık hocam. Peki geldiğimiz bu noktada öğren Boğaziçi öğrencileri 6 günlük bir boykot ve festival başlattı. Boykot süreci nasıl ilerliyor? Festival nasıl ilerliyor? Bugün de sanırım sizin de dahil olduğunuz bir etkinlik de vardı sanırım festival içerisinde. Aynı zamanda e, bu konudaki hocaların tutumu nedir? Yani boykot süreci ve festival sürecine dair. Onlarla evet. da ilgili kısaca bir bilgi alabilirsiniz. Evet. Ee... Bu boykot düzenlendiği zaman altı öğrencimiz tutuklu altı öğrenci tutukluydu bazı çeylenmelere e, den dolayı e, dolayısıyla öğrencilerimiz de e, bu altı tutuklu öğrenci için altı günlük bir boykot organize ettiler e, bazen e, dışarıdan e, bize soruyorlar işte mesela e, o cevap mektubu çıktığı zaman işte siz ne kadar iyi bir mektup yazmışsınız öğrencilerinizle gibi bir e, mesela e, geri bildirim e, gelmişti. E, b, yani şöyle bir algı var dışarıda. Yani biz her şeyi beraber yapıyoruz, hani öğrencilerimizle birlikte işte e, metinler oluşturuyoruz, eylemlere birlikte karar veriyoruz. E, böyle bir şey yok. Yani Boğaziçi e, itirazı çok kaynaklı bir itiraz. Tek yerden böyle bir hani organizasyon komitesi tarafından organize edilen işte hocaların öğrencileri yönlendirdiği böyle bir şey yok. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'ne sahip çıkmak isteyen e, tüm bileşenler, hocalarından akademisyenlerinden öğrencilerine mezunlarına herkes e, çok çoklu bir şekilde sesini yükseltiyor. E, dolayısıyla e, öğrencilerimizin boykot etmeye karar vermeleri ve bunu organize etmeleri de aslında bizim için bir sürpriz oldu. Her şey bizim için bir sürpriz olduğu gibi bu da bizim için bir sürpriz oldu. E tabii çok güzel bir sürpriz oldu çünkü yani ben başından beri onu söylemeye çalışıyorum. Yani öğrencilerin, özellikle öğrencilerimizin farklı şekillerde haklarını talep etmeleri, farklı şekillerde barışçıl protestolar ve eylemler organize etmeleri, Doğal olarak bizim hoşumuza giden bir şey ve tabii ki desteklediğimiz bir şey. Dolayısıyla öğrencilerin her türlü barışçıl protestolarını ve eylemlerini tabii ki destekliyoruz. Dolayısıyla bu boykotu da destekliyoruz. Ben en azından öyle düşünüyorum. Öğrenciler bir program oluşturmuşlar. Bu programda. Akademisyenlerin bu öğlen nöbetiyle başlıyor. Oraya öğrencilerimizin katılımı oldu bu hafta boyunca. Daha sonra da çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Açık dersler şeklinde oluyor, atölyeler şeklinde oluyor. İşte belgesel sinema ile ilgili ben de dün bir atölye verdim. Bugün de Altyazı Sinema dergisinden arkadaşlar Emek Sineması sürecine dair yaptıkları belgesel ile ilgili bir atölye gerçekleştirdiler. Feyzi Hoca e, e, sinemada ses üzerine bir e, atölye gerçekleştirdi. E, önümüzdeki günlerde de çeşitli e, akademisyenlerin de katılımı e, devam edecek bu boykota. E, boykotla ilgili sanırım bu kadar. E, sesiniz kapalı galiba. Şu an açık herhalde. Evet. Son bir e, soruyla devam edelim. E, önceden atanmış bir film vardı hocam, Mehmet Özkan e, ve e, aslında ona da itirazlar yükselmişti. Ancak Bulu'ya da çok daha güçlü bir itiraz yükseldi. ile Bulu arasındaki fark ne? Aynı zamanda bu e, Twitter'da e, şey rekülük e, hesabı askıya alındı ve e, Boğaziçi Üniversitesi resmi Twitter hesabı. ...Adem Melih Bulu'nun resmi hesabıymış gibi e, yönetiliyor ve oradan da e, Melih Bulu'nun e, Melih Bulu sürekli ziyaret eden bir aktivite görüyoruz. Eee Boğaziçi'ndeki öğrenci arkadaşlarımızdan da duyduğumuz kadar işte Boğaziçi kültürü denen bir kültür var ve e, bu kültür e, nasıl zedelendi bu süreçte bununla beraber çok kısaca bununla da ilgili e, bilgi alabilirsek çok seviniriz hocam. E, i̇lk olarak e, 2016'ya dönüyoruz. Mehmet Özkan'ın e, e, rektör olarak atanması e, sürecini sordunuz e, ve ne fark vardır var dediniz bu iki atama arasında. Şimdi bir tanesi e, tabii şu. Biliyorsunuz 2016'nın yazında ya da hani belki bilmiyorsunuzdur da paylaşayım. 2016'nın yazında Mehmet Özkan'dan önceki rektörümüz olan Gülay Barbarosoğlu'nun biliyorsunuz dönemi de ve her zaman olduğu gibi bir seçim komisyonu oluşturulmuş ve rektör seçimleri yapılmıştı. Ve bu rektör seçimleri sonucunda da Gülay Hoca sanırım 13 Temmuz'du yanlış hatırlamıyorsam. Ee, çok yüksek bir oy oranıyla e, ikinci bir dönem için rektörümüz olarak seçilmişti. Ee, 13 Temmuz'u özellikle tabii altını çiziyorum çünkü 15 Temmuz'da biliyorsunuz e, bir darbe girişimi ve da akabinde de ilan edilen bir e, olağanüstü hal dönemine girdik e, ve dolayısıyla e, Türkiye'de e, bambaşka bir e, dönem yaşamaya başladık. Bir yandan da 2016 süreci Barış Akademisyenlerinin başlangıç süresiydi. Ocak 2016'daki Barış Bildirisi'nden sonra biliyorsunuz Barış Akademisyenlerinin başına gelmeyen şey kalmadı. Dört akademisyen arkadaşımız 40 gün kadar tutuklu kaldı. Onlardan biri de Boğaziçi Üniversitesi'nden arkadaşımız Esra Mungan'dı. Dolayısıyla bu... Akademisyenlerin bir barış bildirisine imza attıkları için e, hedef gösterildiği, e, suçlandığı, terörist ilan edildiği, yargıla, e, e, tutuklandığı, gözaltına alındığı, tutuklandığı, işinden gücünden olduğu e, bir dönemi e, yaşarken e, bir anda bu e, darbe girişimi ve sonrasını yaşadığımız bir olağanüstü e, hal dönemine girdik ve o olağanüstü hal döneminde Kanun hükmündeki kararnamelerle e, e, üniversitelerden akademisyenlerinin, akademisyenlerin tasfiye edildiği yeni bir sürece girdik. E, dolayısıyla bütün bu e, Gülay Hoca'nın tekrar rektör olarak seçilmesi ikinci bir dönem için. E, fakat e, bu olağanüstü hal döneminde Gülay Hoca'nın e, atanmayacağının ortaya çıkması döneminde Gülay Hoca kendi rektörlük ekibinde yer alan ve dört yıldır o ekipte hizmet vermiş olan Mehmet Özkan'ın rektör olarak atanabileceğini ve bunun da üniversitenin için bu yaşanan olağanüstü dönemde iyi bir şey olduğunu öne sürerek akademisyenlere ee, önerisi benim yerime beni atamayacaklar benim yerime Mehmet Özkan'ı e, ben e, rektör olarak kabul etmenizi istiyorum e, şeklinde bir e, durum ortaya çıktı ve e, o dönemde öğrencilerle birlikte akademisyenlerin e, bu atamaya e, itirazları söz konusuydu. E, fakat gelinen noktada e, aylar geçtikçe kasım ayı e, gelmişti o dönemde e, ve e, e, bazı akademisyenlerinin e, e, çoğu böyle bir e, ara çözümü e, e, kabul ettiklerini e, e, bir şekilde e, gösterdiler e, ve e, Mehmet Özkan e, bazı akademisyenlerinin çoğunun hepsinin değil çoğunun bir nevi güven güven oyunu alarak bir dört e, yıllık bir e, rektörlük dönemi bu şekilde başlamış oldu. E, yani dolayısıyla orada bir e, e, bunun kabulü ve rıza göstermesi akademisyenlerin söz konusuydu e, benim anladığım kadarıyla. E, fakat tabii ki e, hepimiz için e, hiç hoş olmayan bir e, atanmış rektör dönemi başladı. Ben buna biraz birkaç yerde de bunu böyle ifade ettim. Zoraki evlilik gibi bir durumdu bu. Yani başka bir yolunu bulamadık, başka bir yolunu organize edemedik, örgütleyemedik. Ve böyle bir zoraki birlikteliğin içinde bulduk kendimizi. Ve bu dört sene devam etti. Kasım 2020'ye kadar Kasım 2020'de Mehmet Özkan'ın dönemi doldu ee, ve e, böyle bir garip bir bekleme dönemine girdik. Ee, yani acaba ne olacak şimdi? Hani Mehmet Özkan'ın yerine kim atanacak, ne olacak, ne bitecek? Ee, tam biz hani ne oluyor, ne bitiyor e, bunu anlamaya çalışırken YÖK'ün bir e, karşılaştık, Ekim ayıydı hatta yanlış hatırlamıyorsam. Boğaziçi Üniversitesi'ne e, rektör aranıyor. E, lütfen başvurun şeklinde ve e, e, Kasım ayında yaptığımız toplantıda Mehmet Özkan'ın e, bu iş başvurusuna, e, yani iş başvurusuna e, ba, iş için başvurduğunu, yani rektörlük e, için başvurduğunu öğrendik. E, aynı zamanda da e, sanırım Melih Bulu'nun adını da ilk o zaman duymuştuk ama hani kim olduğunu da e, bilmiyorduk. Bir, bir Birkaç isim daha geçiyordu. E, bir de e, Boğaziçi Üniversitesi'nden e, Mehmet Özkan'ın dışında iki kişinin daha e, bu işe başvurduğunu e, öğrendik. E, ve böyle bir e, garip bir bekleme dönemine girdik. Yani e, bir rektör atanacaktı çünkü... E, şeyin Mehmet Özkan'ın dönemi bir dolmuştu. Ee, ama hani tam da ne yapacağımızı bilmiyorduk. Ee, sonrasında da işte 2 Ocak'la birlikte e, Melih Bulu'nun atandığını e, öğrendik. Şimdi tabii ki şöyle bir fark var. Mehmet Özkan e, yıllarca Boğaziçi Üniversitesi'nde e, akademisyen olarak çalışmış ve seçilen rektörün e, beni atamıyorlar, benim yerime bu arkadaşı lütfen kabul edin dediği bir isimdi. E, Boğaziçi Üniversitesi'nin e, işleyişlerini bilen, e, ilkelerini e, bilen e, ve e, bu süreçte de e, en azından başında, e, döneminin başında e, bu ilke, ilkelere sahip çıkacağını, e, bu ilkeleri ve Boğaziçi'yi e, e, akademisyenlerini, öğrencilerini e, e, ve kurumu bu ilkeler çerçevesinde e, koruyacağını taahhüt etmiş e, bir e, rektördü. E, dolayısıyla bu rıza ya da kabul e, süreci dediğim süreç içinde bu nokta önemli geliyor bana. E, fakat e, Melih Bulu olayına baktığımız zaman herhangi bir süreç işlemedi Boğaziçi Üniversitesi içinde. Yani hani e, birdenbire alın size yeni rektör şeklinde bir atama söz konusu oldu. E, biz bu kişinin kim olduğunu e, ismen sadece daha önce duymuştuk. Ve Haliç Üniversitesi'nde galiba e, rektör olduğunu daha önce duymuştuk. E, aramızdan bazı arkadaşlar da eski, öğrencisi, e, eski öğrencileri olduğu için e, o şekilde kendilerini tan tanıyordu. Çünkü... E, yüksek lisansı ve e, doktorat e, diplomalarını Boğaziçi'nden almış eski bir e, mezunumuz e, kendisi. E, dolayısıyla bizim için e, başka bir sıfatı e, yok yani eski bir mezunumuz. E, dolayısıyla e, fark sanırım anlatabildim aradaki e, farkı ve e, tabii ki Mehmet Özkan döneminde e, e, organize edemediğimiz tepkiyi e, bu koşullarda e, hani organize etmeyi bırakalım yani gösteremediğimiz tepki diyeyim çünkü hani tepki çok organize edilebilen bir şey değil yani bir anda ortaya çıkıyor ve ondan sonra e, belli bir direnişe eğer yeterince sayıda tepki gösteren varsa belli bir direnişe doğru evriliyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, Melih Bulu'ya e, tepkimiz de e, bu şekilde oldu e, çünkü hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir atama değildi bu ve hala da kabul etmiyoruz. İşte 12 haftadır da zaten kabul etmediğimizi ifade etmeye devam ediyoruz. Biraz uzun anlattım ama hani detayına hakim olmak önemli diye düşünüyorum. Şimdi diğer mesele son olarak Twitter'da Melih Bulu. Şimdi Mel Melih Bulu'nun anladığım kadarıyla bir şahsi bir Twitter hesabı var. Bir de Boğaziçi Üniversitesi'nin kurumsal e, iletişim bilimi de ona bağlı olduğu için e, Boğaziçi Üniversitesi'nin resmi hesabını da işte kendi e, hesabı gibi e, kullanıyor e, ve e, bizce Boğaziçi kültürüne hiç yakışmayan e, bir takım şeyler oluyor. Bunun başında bir kere e, biliyorsunuz uzun süre kendi ekibine birlikte çalışabileceği rektör yardımcıları bulamadı. E, daha sonra e, Boğaziçi Üniversitesi hocalarından e, ikisi e, e, rektör yardımcılığını kabul etti. E, çok yakın bir zamanda bir üçüncü e, akademisyen daha rektör yardımcısı olmayı kabul etti. Bunların üçü de erkek. E, daha sonra e, işte o fotoğraflarda, bahsettiğiniz fotoğraflarda, ha, pardon bu arada tabii e, hukuk fakültesinin e, açıldığı e, haberinden sonra bir de ...hukuk fakültesi dekanı ortaya çıktı. Selami Kuran isimli birisi. O da bu ekibe dahil oldu. Dolayısıyla böyle bir... ...o fotoğraflara da yansıyan bir erkek kalabalığı... ...fotoğrafları görmeye başladık. Ziyaret edenler de... ...şimdiye kadar sanırım... ...benim görebildiğim kadarıyla bir kadın... ...ziyaretçi oldu o fotoğraflarda. Ama böyle bir... Erkekler silsilesi fotoğrafları yer alıyor ve Boğaziçi kültüründe yani özellikle bir de tabii şeyi de eklemek lazım bir de 8 Mart Kadınlar Günü'nde işte bir takım böyle makaron denilen tatlılar işte kutularda böyle çiçekler falan filan kadın akademisyenlere böyle aklı sıra bir hani hoş görünme, hediye verme çabası söz konusu oldu. E, kadın akademisyenler de e, o kutuları, hediyeleri e, rektörlük kapısına e, bırakarak e, iade ettiler. E, 8 Mart haftası boyunca bu iadeler e, devam etti. E, şimdi e, yani zaten baştan itibaren meşru olmayan e, ve e, kabul edemeyeceğimiz e, bir duruma bir yandan da e, bu ıı, rektörlük ıı, ıı, kuruluna yani ıı, rektör yardımcıları, rektör ıı, ve ıı, olmayan yeni fakültenin olmayan dekanı diyeceğim ıı, onun da atanmasıyla birlikte ıı, böyle bir ıı, erkekler grubu ve onların çeşitli işte fotoğrafları ortada ıı, dolanmaya başladı. Ve bu fotoğraflar ıı, tabii ki hoş değil. ...hiçbir şekilde e, temsili olarak yani e, hoş fotoğraflar değil bunlar. E, kadınların tamamen olmadığı e, bir fotoğraflar silsilesi bunlar. E, şimdi hani Boğaziçi kültürü e, güçlü kadınların olduğu... E, ...kadınların e, görünür olduğu... E, ...zaten rektörlerimize de baktığımız zaman işte Ayşe Soysal olsun, Gülay Barbarosoğlu olsun. Yani güçlü kadınların yönettiği her zaman vektör kadın olmadı ama güçlü kadınların da yönettiği ve gayet de iyi yönettiği bir kurum oldu hep Boğaziçi üniversitesi. Dolayısıyla bunlar bizim görmek istediğimiz tür resimler değiller. Bunun da altını çizmek lazım. Artı yani işte Boğaziçi kültürü dediğimiz şey, yani ki nedir o? Yani özgür olması, e, farklılıklara e, saygı duyulması, e, birlikte yaşama kültürü, e, konuşma tartışma kültürü, e, barış kültürü, e, kadın e, e, hakları kültürü, e, LGBTİ hakları kültürü. Bütün bunların saldırı altında olduğu bir e, dönem yaşıyoruz ve bunların sonuçlarını yaşıyoruz özet olarak. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınız sağlık. Gerçekten çok önemli bir direniş deneyimi ve özellikle uzun zamandan beri Türkiye'de öğrenci hareketinin bu e, kadar e, sindirilmiş ve baskılanmış olduğu bir ortamda çok önemli bir direnişti gerçekten. Çok yakından e, heyecanla takip ediyoruz bu direnişi. Yüreğimiz orayla atıyor. Eee ağzınız sağlık tekrardan bu şey özetlediğiniz için direniş özetlediğiniz için şimdi de Zeynep Gambet hocamızla Özgür üniversite üzerine tartışacağız. Bu az ile beraber aslında son zamanlarda işte söz yetki karar üniversite bileşenlerine diye bir söz ağırlıklı olarak ön plana çıktı. Zeynep hocamıza da nasıl bir üniversite sorusuna ne cevap verebilir diye sorarak başlayalım tartışmamıza. Zeynep, Zeynep Hocam sizdeyiz. Çok teşekkür ederim. Ben de önce e, bu etkinliği hazırlayanlara teşekkür etmek isterim. E, şimdi aslında soruyu şuradan başlatabilir miyiz e, diyeceğim. E, akademik özgürlük ve e, işte e, üniversite özelliği diyoruz da bundan ne anladığımızı çok biliyor muyuz? Hani ee, ...şeye gitmeden önce, alternatifine gitmeden önce oradan başlayabilir miyiz Aa, diye önereceğim. Ee, şimdi e, akademik özgürlük dediğimiz şeyin mesela birey özgürlüklerinden farkı nedir? Ve bu soru mesela kafamı kurcalıyordu. Bu direniş sürecinde de bunları düşünme e, fırsatımız oldu açıkçası. Ben bir iki e, konuşmadan e, çok faydalandım. Bunlardan bir tanesi Toker'in yaptığı bir konuşmaydı bir Boğaziçi etkinliğinde... Başka bu konuda yazanların yazılarından da faydalandım ve şunu düşündüm. Ya akademik özgürlük derken biz işte birey hak ve özgürlükleriyle aynı şeyi mi anlıyoruz? Akademik özgürlük neyin kimin özgürlüğüdür? Örneğin akademisyenlerin özgürlüğü müdür sadece? Ya da akademisyenlerin ne yapma özgürlüğüdür, değil mi? Yani bu sorularla başlamamız gerekiyor. Şunu bir kere e, belirtmekte fayda var. Bu bireyin kendisine ait bir özgürlük tarzı değil. Akademik özgürlük derken aslında kolektif bir olgudan bahsediyoruz. Kolektif bir özgürlük alanından bahsediyoruz. E, e, şey, e, yani akademinin kendinin e, bilgi üretme e, ortamı e, e, olduğunu bir kere bir e, hatırlamamız gerekiyor yani sadece bilgi aktarma ortamıymış gibi konuşuluyor her zaman için. Özellikle de hoca ilişkisi üzerinden konuşulan bir akademi var. Buraya da gelmek istiyorum. Ama akademi sadece bilginin aktarıldığı yer değil, bilginin birebir üretildiği yer. Akademik bilgi bir şeyde üniversitede üretilir. Hocalar üretendir aynı zamanda. Bu bilgiyi üretendir. Sadece aktaran değil. Aktardıkları da başka hocaların ürettikleri bilgidir. Değil mi? Şimdi bu bilginin farkı ne diğer bilgi türlerinden? Örneğin istihbarat bilgisinden farkı ne? E, gazetecilik bilgisinden farkı ne? STK raporlarından farkı ne? Akademik bilgi dediğimiz zaman neyi anlıyoruz e, biz? E, sorusunu soralım. Bunu sormadan zaten akademik özgürlüğün neden e, olmazsa olmaz e, bir şart e, olduğunu e, anlayamayız. E, akademik... E, Bilginin üretimi e, var olan bilgi türlerini sorgulamaktan geçer. Akademik bilgi var olan, hali hazırda, sirkülasyonda olan toplumun kabul ettiği veya akademisyenler cemaatinin kabul ettiği bilgiden de farklı bir şey üretmeye bağlı. Yoksa aynı şeyleri tekrarlamakla akademik bilgi üretmezsiniz. Onun adı akademik bilgi olmaz. Değil mi? Dolayısıyla var olanın içerisinden yeni bir söz etme, var olana değişik gözle bakma ve dolayısıyla olmazsa olmaz şartı, e, var olan hakkında söylenenin veya var olanın kendisinin eleştirildiği bir bilgi türü e, üretme mekanıdır üniversite. Şimdi bu bilgi türü e, dediğim gibi. E, istihbarat ya da işte e, daha e, ne bileyim gazetecilik diyebileceğimiz, küçümsemediğim ama ayrı bir yere kormak istediğim olguların aktarımından farklı bir bilgi türü. E, akademide e, yöntem yani neyi nasıl yorumlayacağınız, neyi nasıl e, sistematize edeceğiniz, neyi nasıl doğrulayacağınızın kuralları da tartışılır. Ve bu kurallar yıllar içerisinde süzülerek e, 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 yanlışlanarak e, yeniden düşünülerek e, üretilir ve e, tam da üretildiği ve e, bir yere varıldığı e, e, düşünüldüğünde de sorgulanır yeni bir metot üretilir bu Kuhn'un hani paradigma e, teorisinde anlattığı değil mi işte Newton'un teorileri ve Newton'un metodu e, yüzyıllar e, boyunca işte fizin e, yöntemi ola gelmişken e, Einstein relativitenin ortaya atılmasıyla Newton çöpe atılmıyor ama Newton'un uygulandığı alan e, belirleniyor o sınırlandırılıyor başka bir alanda başka bir araştırma türü başlıyor. Şimdi bu var olan yöntemleri de bilgileri de eleştirebildiğiniz, bileceğiniz bir ortam sağlanırsa, varsa siz akademik bilgi hakkıyla akademik bilgi üretebilirsiniz. Akademik özgürlük bu sorgulamanın yapılabilmesi e, anlamına gelir. Gerçekleşebilmesi anlamına gelir. Akademik özgürlük dolayısıyla bireylerin bireysel hakkı olmayıp akademik üretimin olabilirliği e, olabilirlik koşuludur. Peki üniversite özelliği nedir? Üniversite özelliği farklı. Üniversite özelliği üniversitenin kendi amacının, kendi yönetim şeklinin, kendi müfredatının yine akademik e, kıstaslara göre belirlenmesi e, demektir. Bu neyi dışlar? Siyasi kıstaslara göre belirlenmek ya da ekonomik kıstaslara göre belirlenmek ya da o anda toplumun kabul ettiği genel geçer doğrulara göre belirlenmek. Toplumun kendi faydalı olarak düşündüğü her şey akademik açıdan faydalı olmayabilir. Üniversite dolayısıyla toplumsal faydayı mutlak şekilde arttıran Çünkü doğru bilgiyi en azından en azından e, şey yapılabilir e, değil mi e, sorgulanabilir doğrulanabilir bilgiyi üreten yerdir ama toplumun fayda olarak üniversiteye bir şey dayatması söz konusu değildir yani toplumsal fayda üniversitenin ürettiği akademik bilgi sayesinde e, toplumsal fayda artar, ancak toplumsal fayda üniversiteye empoze edilemez Bilmiyorum e, şey anlatabildim mi üniversite özelliği dolayısıyla e, üniversitenin kendi yönetim ve müfredatının e, kendi tarafından belirlenmesidir Şimdi sizin bize e, gönderdiğiniz e, sorulardan bir tanesi şuydu ben önemsedim o soruyu çok da hakkını vererek düşünemedim e, açıkçası ama burada biraz sesli düşünme egzersizi yapayım ee, üniversite özelliği için illa üniversite için demokrasi gerekiyor mu sorusu. İlginç bir soru. Aa, şimdi e, şeye baktığınızda Amerika'daki büyük üniversitelere baktığınızda e, ne rektör seçimle geliyor ne e, heyeti yani e, akademisyenlerin bu konuda çok büyük, büyük bir söz hakkı yok. Ama özel bir üniversite mi? Evet. Çünkü neden? Akademik özgürlükleri mutlak surette koruyan bir sistem gelişmiş, bir tahammüller bütünü gelişmiş, bir gelenek var. Dolayısıyla yöneticiler zaten ona göre yani e, e, yönetiyorlar. Yöneticiler dışsal bir e, konumda değil üniversiteye. Şimdi bizim gibi ülkelerde böyle bir tahammül hiçbir zaman yerleşmedi. Arkadaşlar, Türkiye'deki üniversitenin tarihi tasfiyeler tarihidir. Yani Servet-i Fünun'dan e, şeye e, e, geçerken bile, e, Cumhuriyet Üniversitesi'ne geçerken bile tasfiyelerle geçirmiş. Yani Beyce Boranların tasviyelerini... E, düşünün. E, 70'lerdeki tasfiyeleri düşünün. Tasfiye süreci üniversitenin e, şeyde Türkiye'de üniversitenin tarihi ve buna mücadele buna karşı mücadele de tarihi. Dolayısıyla özgür üniversite ya da özerk ve e, akademik özel, özgürlüğü sağlayabilen üniversite Türkiye'de senelerce mücadelelerle kazanılmış alanlar, kazanılmış, e, değil mi? Kurtarılmış alanlarla örülmüş. Ki e, Boğaziçi'nin azicinin e, burada ayrıcalıklı ya da e, özgün konumu, bunu e, çok e, yani Türkiye koşullarında en iyi gerçekleştirmiş e, üniversite olmasıdır. Türkiye'de e, üniversitelerin özel e, olabilmesinin idari anlamda özerk olabilmesinin yegane koşulu e, içerden sağlam bir e, ve e, e, şey olmayan göstermelik olmayan bir seçim sistemi olmasıdır. Ha seçim e, en nihayetinde e, oy verip e, birilerini iktidara getirip ondan sonra hesap sormak e, sormamak e, olamaz. Dolayısıyla yani sandık demokrasisinden bahsetmiyoruz e, üniversitede, e, üniversitede söz konusu olduğunda. E, sandık demokrasisinden zaten hiçbir yerde bahsetmememiz gerekiyor. Bu ülkede e, görüyoruz sandık demokrasinin bizi e, nereye götürdüğünü. En nihayetinde e, iktidarın e, kurumlar arasında ya da kurum alt kurumlar arasında dağılımı ve her bir... Birimin, biri birinin işini en azından kontrol edebilme kapasitesi daha fazla tavandan katılma olanaklarının arttırılmasını gerektirir gerçek anlamda demokrasi. Ba bana sorarsanız gerçek anlamda demokrasi doğrudan demokrasidir. Yani devletin demokraside yeri yoktur bence. Ama işte bu ütopik vesaire diye <laughs> pragmatik açıdan... E, gerçekleştirilemeyen bir idare ama e, tabana yayılmamış zaten olan bir demokrasi e, benim açımdan tam demokrasi değildir e, devlet yani yönetim ve iktidarla e, işte taba diyeceğim ya da e, işte e, kolektif toplumsal e, özneler arasında daima bir gerginlik e, vardır bu gerginliği azaltacak iktidarın eee iktidarını e, şey yapmayacağı, e, kötüye kullanmayacağı mekanizmaların kontrol e, ve çok seslilik e, mekanizmalarının sağlanmasıdır e, demokrasi benim açımda A, şimdi üniversite e, dolayısıyla e, Türkiye'de ancak böyle kurumların e, evet ne dedim Servet Fenun dedim değil mi A, aynen. Saat 9'da ancak bu, bu kadar çalışıyor kafam arkadaşlar. Kusura bakmayın dört topla, dördüncü toplantım bugün bugün. Aa, şey e, ya, üniversite ancak e, e, belli bir e, e, katılımcılık sağlandığında e, e, gerçek anlamda e, bilgi üretimi ve tartışma e, ortamı olabilir. Şimdi burada bileşenlerden bahsettin Doğan. Şimdi bu çok yani ideal üniversite bileşenlerin yönetime katıldığı bir üniversitedir. Bileşenlere bütün derslerin belki de açık olduğu üniversitedir. Hatta derslerin topluma açık olduğu bir üniversitedir. Bu açıdan pra Pratik anlamda e, işte belli e, sorunlar ortaya çıkıyor. Bunların da e, çözümü e, bence sağlanabilir. Nasıl problemler ortaya çıkıyor? Akademisyenlerin sayısı her zaman için öğrencileri sayısından daha azdır. E, keza personelin sayısından azdır. Yani mesela Boğaziçi'nde 430 küsur e, full time e, e, şey akademisyen var. E, i̇şte buna bir e, 100-150 tane... E, Sözleşmeli e, e, öğretim görevlisini eklediğinizde işte 600 hoca varsa 12 bin, 13 bin, 15 bin öğrenci var. Ee, dolayısıyla bir temsiliyet e, 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 mekanizmaları e, geliştirilmesi gerekiyor keza personel içinde. Fakat e, e, çetrefilli olan, ya bence sorun bileşenlerin katılabilmesi değil. Bileşenlerin katıldığı bir üniversite düşünülebilir ve çözümü de üretilebilir. Ha, buna şey var mı? Rıza var mı? sorusu. Bu soruda şurada düğümleniyor bence. Ee, hoca öğrenci ilişkisi denilen hiyerarşik ilişkide e, gelip e, takılıyor açıkçası. Şimdi şöyle bir e, bu öğrencilerin de yaptığı bir şey bu ama ee, bugün bir arkadaşımla konuşuyordum meslektaşımla çok güldürdüm onu yani öğrenci denilen değişik bir insan türü e, hoca denilen farklı bir insan türü mü var ee, dedim ee, şimdi bir üniversiteye girince ama böyle bir olay oluşuyor değil mi? Ee, işte öğrenciler şöyle düşünür, öğrenciler şöyle yapar, hocalar şöyledir, böyledir falan. Hatta çok dersimde, Can senin için de geçerlidir herhalde bu, şöyle şeyler olmuştur. İşte özellikle solcu öğrenciler bana başkaldırmakla burjuvaziye başkaldırmış heyecanı yaşarlar falan. Ben de onlara şeyi anlatırım her zaman sakin sakin. Arkadaşlar burada maaşlı emekçi kim aramızda? Ben mi siz mi yani? Siz ne ki beni burjuva konumuna konup koyup nasıl bana başkaldırıyı şey sisteme başkaldırı olarak görüyorsunuz? Ama bir yerde de haklılar. Neden? Ben bir sistemi temsil ediyorum. Hocalar maalesef o sistemin içerisinde yetişmiş ve o hiyerarşik sistemin bu hiyerarşik sistemi bir anlamda yeniden üreten konumundalar. Şimdi bu konum nereye kadar gevşetebilir? E, riz e, bu konumu e, sorusu önemli. Ben bu dayanışma akademilerinin e, kurulma sürecinde de e, vardım e, bir süre. Oralarda mesela tartıştığımız e, şeyler e, yani bir aktaran aktarılan pozisyonunun ne kadar e, kısıtlayıcı e, olduğuydu ve çok doğru bu. Herkesin kendi bilgisi kendi deneyimi içerisinden elde ettiği ya da kendi birikimi ve bakış noktasından hareketle elde ettiği bilgi çok değerli. Ve e, hoca e, kategorisinin, normunun e, dışladığı e, şeylerden bir tanesi bu e, ola gelmiş. Öğrencinin de bir bilgiye sahip olduğu, öğrencinin perspektifinin hocanın var olan bilgisini genişletebileceği. Yalnız ilişki eşitlenebilir mi? E, sorusunda şeyleri yeniden kurmadan ama akademik bilgi birikiminde ne kadar uzun, ne kadar zor bir süreç gerektirdiğini de unutmadan e, nasıl e, şey yapabiliriz? Bir e, alternatif üretebiliriz? E, sorusu gündeme geliyor. Şimdi burada e, hakikaten şeyi unutmamak lazım. E, akademik bilgi üretimi e, ın, sınırlı ya da daha doğrusu e, bilgi üretenin kendi kendine koyduğu e, bir takım sınırların var olduğu bir bilgi üretimidir. Bu anlamda akademik e, ifade. E, daha e, genel anlamdaki ifade özgürlüğünden farklıdır. Şimdi şu, burada da bir ayrıma gitmek istiyorum. İfade özgürlüğü nedir? İfade özgürlüğü herkes birey olduğu için ifadesi değerlidir ve bunu kamusal alanda dile getirebilir. Bunu koruyan bir hak değil mi? Akademide her şeyi dile getiremezsiniz kafanıza, aklınıza ilk geleni. İşte getirenleri görüyoruz. Yani öküzün boynunda dünya demek bir Akademik özgürlük olamaz. Akademi dolayısıyla, akademik bilgi üretimi, e, kendine sınır koyan da bir bilgi üretimidir. Ancak ve ancak ve ancak, şu 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 koşullar altında, şu 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 bilgi birikimine sahip bir insan, şu 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 doğrulamalardan geçmiş, eleştirileri almış, kendi pozisyonunu rafine etmiş, yıllarca o birikimi e, şey gibi işlemiş, e, değil mi? E, bir iş işler gibi işlemiş bir kişinin söyleyeceği şey doğrudur, güvenilirdir, saygı e, e, şeyi olabilir, objesi olabilir e, gibi de bir kısıt var e, burada. Bu kısıt başka bilgi türlerinin değerli olduğunu dışlamıyor. Hocanın Hele bu dönemde yani herkesin uzmanlaştığı ve giderek bilgi alanının e, e, küçücük neredeyse bir gülü incelemek kadar böyle spesifik hale geldiği bir e, dönemde hocanın bilgisini öğrenci arttırabilir mi? Kesinlikle arttırabilir. Ama e, eski tabiriyle talebe, talep eden demektir. Bilgiyi talep eden de bir... Ee, bireyler olduğunu unutmamamız gerekiyor ee, gereğinde Hoca da talebe olabilir bilgiyi öğrenciden talep edebilir bu nokta çok güzel bunu açar mısın bu konuyu araştırır mısın Ben de öğreneyim der doktora süreçleri böyledir doktora da e, kulak bu <laughs> şey e, boynuz kulağa geçer yani e, doktora da sizin artık hakim olmadığınız bir alanda e, söz sahibidir e, öğrenci yani şunu diyeceğim akademik bilgiyi kolektifleştirmek mümkündür bunun yöntemleri çok daha fazla yaymak topluma yaymak açık tutmak bileşenlere toplum bileşenlerine ama belli ilkelerle tartışmak belli ilkelerle Bilgi üretmek, söz üretmektir. Yani bu sonsuz özgürlükler işte atıyorum da liberal Amerikan tarzı bir liberal özgürlükler alanı üniversite düzeyinde konuşuyorsak şeyler için söz konusu değildir diyeyim akademik bilgi için söz konusu değildir diyeyim sonra sizin sorularınızla devam edeyim bağladım mı neredeyim şu anda bilmiyorum çünkü. Evet hocam teşekkürler. Aslında çoğu soruya bir şekilde cevap vermiş oldunuz soracağımız sorulara. Ben şunu sorabilirim hocam. Bilimsel bilgi üretiminin bugünlerde sermayenin ihtiyacına göre şekillendiği günlerdeyiz enniyetinde ve bu bağlamda üniversiteler özgür olabilir mi yoksa ne kadar özgür olabilir? Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? çok çok önemli bir soru. İyi ki e, onu hatırlattın. E, elbette şu anda yani şu, şu şunu e, şey yapalım tespit edelim. Yani e, bilimsel ya da akademik bilginin e, üretim ortamına ortamın e, ortamının aşınmasının yegane sebebi devletler değil. Devletler her zaman için o gerginlik içerisinde olacak. Yani kendilerini eleştiren bir e, bilgi üretme odağı hiçbir zaman hiçbir devletin aslında çok da gönül rahatlığıyla kabul ettiği bir şey değil. Bakınız e, Fransa hani kendi şeyiyle çok övünen, entelektüel geleneğiyle falan çok övünen, e, devletinin gayet böyle şey olduğunu düşünen, Fransa'da şu anda e, akademisyenler büyük bir saldırı altında ve cadı e, avı e, gerçekleşiyor. E, e, o da e, şey, e, e, yani... Müslümanlık ya da işte göçmenler ya da e, e, azınlıklar e, Fransa'nın sömürgeci geçmişi e, üzerine ve e, feminist ve LGBTİ e, çalışmaları alanında bulundu. E, şeyin e, hoşuna gitmeyen e, Fransa'daki böyle bir e, e, sahte evrenselci e, düşünce tarzının hoşuna gitmeyen bilgi türleri üretiliyor diye şu anda bir cidalı başlamış durumda. İkinci e, saldırı toplumdan gelebilir. İşte yozlaşmış işte hani e, e, toplumun değerlerinden uzaklaşmış üniversite konsepti. İşte Boğaziçi'ne yerli ve millileştirme idealinin anlattığı e, şey bu. E, üçüncüsü de e, ekonomik e, güçten e, yani adını koyalım kapitalist e, e, üretim e, biçimini, e, sermayeyi eline, elinde tutanlar ve bugün e, neoliberal dönüşüm adını verdiğimiz e, şeyden e, gelebilir, bunun aktörlerinden gelebilir dönüşümden. E, burada şöyle bir şey var, şimdi kapitalizm başından itibaren zaten yani 19. yüzyılın ortasından itibaren bilgiyi kendi e, e, bekası için e, kullanma, ona göre yönlendirme e, şey e, eğilimi içerisinde. İşte bu pozitivizmin e, örneğin ne kadar kapitalizmle ilişkisi olduğunu. E, 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 ...şeyde 20. yüzyılın başında Frankfurt Okulu'nun çalışmalarından okuyoruz. Öyle değil mi? Yani pozitivist bilim anlayışı ve bunun sosyal bilimlere empoze edilmesi bile... ...kapitalizmin hedeflerine yönelik bir gidişattı. Neden? Hesaplanabilir, sayısala indirgenebilir... E, bilgi her zaman kontrol edilebilir ve manipüle edilebilir bilgi haline gelir. Sözel olarak kalan e, ve hatta daha karmaşayı yansıtan, yani basitleştirmeyen, indirgemeyen e, bilgi türünü yönetmek, hakim e, ona hakim olmak ve e, belli bir üretim ve iktidar tarzının amaçlarına hizmet ettirmek e, zordur. Fakat bugün e, ne oluyor? Bugün üniversitenin özelleştirilmesi, işte öğrencinin bir müşteri e, gibi değil mi e, algılanması, özellikle özel e, üniversitelerde, e, diplomanın satılabilir olması ve e, çok girift e, sermaye, e, işte teknoloji ve e, üniversite bilimsel bilgi e, piyasalarla böyle bütünleşmiş bir e, bilgi üretimi e, anlayışı var. Şimdi bu bilgi üretimi neyi e, değersizleştiriyor? E, biraz önce dediğim gibi piyasa değeri olmayan bilgileri değersizleştiriyor. Yani Can Canlan Hoca bunun e, direkt e, mağdurlarından bir e, biriydi. Bilgi Üniversitesi'ndeki dönüşümde değil mi Can e, bu şey sinema bölümünün çok teorik olduğu iddiası üzerinden tamamıyla uygulamalı bilimlere çevirmeye kalktılar. Neden? İşte al diplomanı, çık yani oradan da işte teknik olarak sinemanın yöntemini bilen bir bir güruh, öğrenci güruhu üretme merakından Bilgin'in Gayet Üniversitesi'nin eee gayet e, sağlam olan sinema bölümü lağvedildi. Aynı şekilde sosyal bilimler yani sosyoloji ne işe yarar? İşte e, tarih ne işe yarar? E, gibi e, sorular piyasa e, açısından e, sorulabiliyor. E, humanities tartışması var mesela Amerika'da. Bu humanities yani içine şeyi de alan, genel kültürü, felsefeyi, e, sanat tarihinde alan bilgi e, alanlarının değersizleştirilmesi fon bu alanlara fon aktarımın azalması bu alanlarda e, araştırma yapmak isteyenlerin örneğin e, şey bulamaması e, hiçbir yerde e, kabul almaması scholarship e, bulamaması e, gibi bir takım e, daha biyopolitik diyebileceğim daha indirekt taktiksel yöntemlerle e, bu alanların içinin e, boşaltılması söz konusu e, neoliberal e, e, ekonomik e, ve siyasi iktidar ister ki üniversite Bahçeşehir Üniversitesi'nde de bu oyun oynanıyor bunun altını çizmek lazım üniversite ne yapsın Kanal İstanbul için teknik bilgi e, e, üretsin değil mi? oradaki işte doğa tahribatını biraz daha azaltacak bir çevre bilimleri enstitüsü olsun, şey Selami Kur'an'ın hukuk fakültesine atanması tesadüf değil yani Kanal İstanbul'u sonuna kadar destekleyen bir hukukçu kendisi en nihayetinde bu tip böyle bir sermaye ile iç içe bir üniversite tahili olsun hocalar da Birer şey basma makinesine dönsünler, bildiri ve yazı basma, endeksli yazı basma makinesine dönsünler. Hatta araştırmalarının fonlarını gitsinler piyasadan, özel sektörden, dışarıdan temin etsinler, üniversiteye para getirsinler. Şimdi bu gidişat Türkiye'de o kadar fazla belirgin değil. Bizde devlet çok hakim çünkü yani öyle bir e, otoriter e, devlet var ki devletin üniversiteyle kavgası daha belirgin ama bunu Amerika'da e, ya da İngiltere'deki e, meslektaşlarımla konuştuğumda ne kadar feci bir tahribat e, olduğunu e, görmek e, çok mümkün yani akademik söz alanları devlet zoruyla kapanmıyor ama gereksiz, faydasız ve piyasa açısından anlamsız bulunduğu için akademik söz alanları kapanıyor. Bütün akademisyenler şeye yöneltiliyorlar. Belli alanlarda araştırma yapmaya yöneltiliyorlar. Buradan yani homojenize etme etkisi Ceberrut Devleti'nde neoliberal dönüşümünde aynı. Aynı sonucu üretiyor. Homojenleşmiş, e, sorgulamayan, var olanı kabul eden ve e, direkt e, iktidara ya da sermayeye hizmet eden e, üniversite. Hocam ağzınıza sağlık. Gerçekten bütün sorulara aslında bir cevap vermiş oldunuz böylece. E, şimdi de e, öğrenci dayanışmasından Bekir Gülhan'ın arkadaşımıza kısa bir söz vermek istiyorum. Ardından ee, soru cevap kısmına geçeriz. Ee, arkadaşlarımızın soruları varsa eğer chat kısmından hocalara iletebilirler. Oradan e, cevaplanabilir. Şimdi sözü Bekir'e bırakıyorum. Bekir sendeyiz. Merhaba herkese. Ben de öğrenci denişimi adına burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Konuşmalarını ötürü e, Can Hoca'ya ve Zeynep Hoca'ya da ve dahil olan buraya, bu topluma dahil olan herkese de çok teşekkür ediyorum. Eee Öncelikle Can Hoca'nın sanat sergisi vurgusu üzerinde şunları söylemek istiyorum. Açıkçası bu konumuza pek, alaka, pek alakalı değil ama yine de paylaşmadan geçemeyeceğim. Ee, İslam tarihinde şöyle bir olay vardır. Bir gün Yemen valisi Ebrehe filleriyle beraber Kabe'yi yıkmaya gider. E, fakat e, Kabe'ye varan da kimse ona müdahale etmez. Çünkü e, insanlar şunu söylerler Ebrehe'ye. E, biz kuluz. E, kendi mallarımızı koruruz. Kabe'de Allah'ındır. Kabe Allah ancak Allah korur. <laughs> Nitekim Ebabil kuşları vasıtasıyla Kabe korunur. Böyle bir e, mitolojik bir olay vardır. Bugün e, bu içinde olan e, Kabe Koleji Koleji dolayısıyla bizim aslında sanat sergimize saldıranlar da e, bütün medyasıyla, polisiyle e, vesaire saldıranlar da aslında e, e, nihayetinde Allah rolüne soyunmuş durumda oluyorlar. Bu da ancak 2000 yıllık bir tezatın e, tezatla izah edilebilir bir durumdur. Bunu da buraya not etmek istiyorum e, konuşmamın başında. E, öncelikle biz şöyle bir ön kabulle yola çıkmıştık. Üniversitelerin toplumsal yapıdan, toplumsal sistemden bağımsız olamayacağı gibi bir ön kabul yola çıkmıştık. Ve e, sermayedarların e, mesela TÜSİAD'ın, MÜSİAD'ın vesaire e, iktidar olan ilişkisi göz önüne alındığında e, aslında e, otoriter rejimlerden bağımsız olan bir iktidar, l'in şeyin üniversitelerin rejimden siyasi rejimden bağımsız olan üniversitelerinde eee sermayecilerden bağımsız olamayacağını görüyoruz burada. Aslında e, içinde bulunduğumuz sistem toplumsal sistem eşitsizlik üretiyorsa, özgürlükleri baltalıyorsa üniversitelerden üniversitelerde bu durumdan nasibini alıyor ister istemez. E, nitekim e, düzenin egemenleri, e, yasa yapıcıları vesaire koruy koruyucuları ee, üniversitelerinde e, sistemin devam ettirilmesi için e, yeniden şekillenmesini e, beraberinde getiriyor. Bu aslında bugün karşımıza çıkan Melih Kulu ataması gibi. Bu yüzden de üniversite mücadelesi de nihayetinde e, bir toplumsal bir hareket olarak görmemiz gerekiyor. E, üniversite mücadelesini bir grup azınlığın ayrıcalıklarını koruma mücadelesi olarak görmememiz gerekiyor yani. E, Bizler e, Köstebek Akademisi olarak 3 yıl önce şöyle bir deklarasyon yayınlamıştık. yayınlamıştık. Özgür Bilim Dem De Demokratik Üniversite Deklarasyonu. E, bu deklarasyonda e, şunlar e, geçiyordu, çok kısaca bahsedeceğim. Üniversitelerde doğa toplum yararına bilgi üretimi gerçekleştirilmeli, sermaye yararına değil. E, bütün cinsiyet kimlikleri ve cinsel kimlikle, kimlikler içinde güvenli alanlar olması gerekiyor. Özel güvenlik filmlerinin kaldırılması, kaldırılması, güvenlik kameralarının kaldırılması gibi ayrıca soruşturmaların, uzaklaştırmaların kaldırılması gibi. Fakat en temelde bu deklarasyonda en temel vurgulanan iki şey vardı. Bunlardan bir tanesi üniversiteler bir ayrıcalık olmamalı. Herkes için ulaşılabilir, herkesin erişebildiği ücretsiz işte ana dilinde olmalı gerektiğini söylemiştik. İkincisi ise üniversitelerin özgürlük ortamında işleyebiliyor olmaları gerekiyor. Kimse düşünce ifade ettiği için, düşüncelerini sanat sergisi ya da farklı bir yolla ortaya koyduğu için, tam kamusal alana çıkardığı için bundan yargılanmaması gerekiyor demiştik. Ve hala bunları savunmaya devam ediyoruz aslında. Bu deklarasyonu savunmaya devam ediyoruz. Bu deklarasyon metnine ulaşmak isteyen arkadaşlar için de chat kısmına bir arkadaşım gönderebilir. Bunlar bir yana üniversite mücadelesi aslında en önemli toplumsal muhalefet alanlarından bir tanesi. Ee, ben çok kısa konuşacağım. Ee, yalnız daha e, genel hatlarıyla akademiden bahsetmek istiyorum. Akademiden ve akademi mücadelesinden bahsetmek istiyorum aslında, gençliğin akademi mücadelesinden. Tarih boyunca e, toplumun en dinamik ve en kolay harekete geçen e, kesimi olarak e, gençler önümüze çıkıyor ve e, gençler de üniversite gençliği olarak e, çoğu zaman ön açıcı rolü üstleniyor toplumsal muhalefet anlamında. Bunun en yakın örneği de Gezi isyanıdır ya da e, seçimlerde üniversitelerdeki oy oranlarıdır. Yani üniversiteler iktidarın tutunamadığı alanlardır. Tabii ki biz bunun farkındayız fakat e, otoriter iktidarlar da bunun farkındalar. Yani Türkiye özelinde AKP iktidar da bunun farkında ve üniversiteleri kontrol altında tutmak için e, ellerinden geleni ardlarına koymadan onlar da e, karşı politikalarını üretiyorlar. E, bunun son adımları da en son geçtiğimiz sene Ottü Kavaklık bölgesinde KYK yurdunun edikilmek istenmesiydi. Nitekim bu da o OTÜ'nün varlığına, yapısına, kimliğine yapılan bir saldırıydı. İkincisi de yine yani üniversiteye yapılan son saldırılar olarak bu alışına atanan rektör olarak karşımıza çıktı. Esasında AKP iktidarı üniversitelerde rıza yaratamadıkça yüklendiğini görüyoruz ve zorla fethetmeye çalıştığını görüyoruz. Bu saldırılar altında akademinin getirildiği nokta esasında tam bir felaket olduğunu düşünüyorum. AKP Türkiye'sinin AKP Türkiye'sinde aslında e, şu an ben İstanbul Üniversitesi'ndeyim. İstanbul Üniversitesi öyle Marmara hakyazarlı e, diğer üniversitelerde e, benzer şekilde bir akademik kriz içinde. E, bunun 2015-2016 yaşanan işte ihraçlar süreciyle de e, süslenmişti akademik iflas durumu. Nitelik gittikçe kaybediliyor ve e, rektörler, işte dekanlıklar, işte bölüm başkanlıkları vesaire adım adım e, yürüyen bir işgal durumu, fetih durumu söz konusu. Bu da üniversitelerin aslında niteliğinin e, kaybedildiğini ve işte o e, özgür bilim alanının yok edilmeye çalıştığını söyleyebilirim. Fakat biz, gençlerin meselesi sadece AKP iktidarı değil. E, Türkiye'de en yakıcı sorun AKP iktidarı gibi görünse de aslında dünya çapında düşündüğümüz zaman bir bütün olarak e, bu toplumsal düzen biz gençlerden herhangi birimize bir gelecek vaat etmiyor. Ee, yaşıtlarımızın Brezilya'da, Lübnan'da, Hindistan'da var olan eylemliklerini biliyoruz. Ee, onun dışında mesela işte iklim krizine karşı eyleme çıkanlar da yine biz gençler oluyoruz. Çünkü bizi gelece, geleceksizliğe mahkum edenlere karşı e, en büyük öfkeyi de yine kuşanılan bizler oluyoruz. Yani sadece... Ee, mesele ne sadece melipuluğu ne de AKP iktidarı bütün bir toplumsal düzenle bir uyuşamama halimizin olduğunu söyleyebilirim. Ee, çünkü kapitalizm bizim gelecek güvencemizi sıfırladı ve yarınlarımızı çaldığını söyleyebilirim. Kapitalizm açısından tüm e, zamanların en derin güvencesizlik halini yaşıyoruz. Mezun olduğumuzda iş bulma garantimizin ...çok sıfıra yakın oranlarda olduğunu biliyoruz. Benim sınıf arkadaşım mezun olduktan sonra... ...İstanbul Üniversitesi psikolojiden mezun oldu... ...ve inşaatta çalıştığı bir süre... ...askere gidene kadar. Bütün bunlar insanı derin bir korkuya... ...böyle bir korku atmosferine bırakıyor. Aynı zamanda genç işsizlik... ...devasa boyutlarda. Ve insanlar... ...eğitim aldıkları iş alanlarda iş bulamıyorlar. Ne iş olsa yaparım diyen... ...diplomalı yığınlar mevcut. Fakat... Yine de e, Boğaziçi direnişi hepimiz açısından önemli bir model oldu. E, i̇ktidarın yıllardır süren bu fetih harekatına karşı e, tüm bileşenlerle güçlü bir itiraz gerçekleşti ki e, bu itiraz e, İstanbul'un ve Türkiye'nin dört bin 4000 bin yanındaki üniversitelerde e, yükselmeye başlayan dayanışma e, ağlarıyla şekillendi. E, ve ayrıca Boğaz içinde süren direnişler de işte bugün içinde bulunduğumuz festivalde, boykotta vesaire, atanan rektörün iktidarını büyük oranda boşa düşürdüğünü söyleyebilirim. Ee, ya Boğaz içindeki rektör şu an Melikbulun şeyi varlığı esasında yok hükmünde olduğunu düşünüyorum. Öğrenciler açısından, üniversite bileşenleri açısından yok hükmünde olduğunu düşünüyorum. Ee, üniversitede yaşam tüm üniversite bileşenlerinin inisiyatifiyle birlikte başka türlü akıyor. E, rektörün üniversiteden gönderilmesi önemli bir kazım, kazanım olabilir. Fakat gönderilemiyorsa bile e, üniversitedeki varlığını boşa düşürmek ve yok hükmünde bir pozisyona sokmak da bizim için tarihsel bir önem taşıyor. Ve Boğaziçi'ndeki arkadaşlar, arkadaşlar da e, bu görevi layıkıyla yerine getirdiklerini düşünüyorum ve onları tebrik ediyorum. E, bizler yıllardır şunları söylüyoruz. E, gerçekleştirdiğimiz akademilerde, bir araya geldiğimiz alanlarda açık derslerde vesaire. 2015-2016 yıllarında hocalarımızın ihraç edildiğini söylemiştik. İktidarın en büyük saldırılarından bir tanesiydi. Bugün de benzer boyutta saldırılar var. Şunu söylüyorduk o zamanlar, polis postallarının altında ezilen hocalarımızın cübbelerini barışa, eşitliğe ve özgürlüğe giden yolda mücadelenin bayrağı haline getireceğiz. Cübbeler iliklenmez, gençlik asla aşağı bakmaz demek istiyorum. Evet, e, Bekir'in ağzına sağlık, teşekkür ederiz konuşması için. E, gerçekten girizgah çok güzeldi ve ben ona dair de şeyi söylemek istiyorum. Hani bir tezatlık olarak söyledi ama aslında bugün baktığımızda hani orada herkes kendi malını e, korur kısmı e, çok vurucuydu ve aslında bugün baktığımızda iktidarın dört elle bu şekilde bu e, saldırısı aslında kendi malını yani kendi iktidarını korumaya yönelik bir çabası olarak okuyabiliriz diye düşünüyorum. Ee, şimdi soru cevapsına geçebilir sanıyorum. Evet, ilk sorumuz geldi. Ee, akademik kaygılar konusunda bir önceki kuşaklarda karşılaştırdığımızda Z kuşağı yeterince bu kaygıyı taşıyor mu? Hocalarımıza bu soruyu yönetebilirsek sevinirim demiş bir arkadaşımız. Ee, hangi hocamız e, olduğunu söylememiş. Hocalarımızdan biri sözü cevaplayabilir. Aslında ben bu soru size sanki <laughs> gibime geldi. Hani akademik kaygısız taşıyor Z kuşağı. <laughs> Bilmiyorum sizden bir sonraki belki kuşak ama. Ya ben kendi adıma şöyle bir cevap vereyim. Ee, üniversitede işte 21. yılındayım e, ee, şey, hoca olarak. Ee, ilk geldiğim sene 2000'lerde çok politize bir gençlik vardı. Tabii çok politize 80 sonrasının çok politizesi. Ama yine de değişik fraksiyonlar ve çok farklı sesler duyulabiliyordu. Meseleler çok yani güncel meseleler çok hararetle tartışılabiliyordu. Ve tabii ki şey çatışmalar da oluyordu fikir çatışmaları. Daha sonra 2010'larda filan böyle bir apolitikleşme ve akademik bilgiyi aratsallaştırma eğilimi gördüm. Can hani kendi tecrübesini aktarabilir. Yalnız şunu söyleyeceğim yani gezi sürecinden sonra ve özellikle 2016'dan sonra yeniden akademik bilgiye ihtiyaç ve arzu o kadar artmış durumda ki. E, politizasyon değil ama yani e, politize olan kesim daraldı öğrenci e, benim e, tanıdığım öğrenciler arasında ama akademik bilgiye ihtiyacı olan ve tartışmak isteyen öğrenmek isteyen kitap tavsiyeleri de sürekli böyle kitap tavsiyesi için gelen e, okuma grupları düzenleyen e, birikimi az. Akademik bilgi birikimi 2000'li yıllardan daha az. Ee, ama arzusu çok fazla olan bir öğrenci kitlesi en azından Boğaziçi'nde var diyebilirim. Teşekkürler hocam. Can hocam siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi akademik kaygı... E nasıl anlamlandırabiliriz Yani onu tam e, oturtamıyorum e, kafamda. E, yani e, bir aklıma gelen şeylerden bir tanesi e, eğitim hakkı. E, yani e, Z kuşağı olarak tanımlanan e, kuşağın da e, özellikle e, Zeynep'in de dediği gibi, e, yani son dönemde bu eğitim hakkının daha bilincinde olduğunu ve buna daha fazla sahip çıktığını ben gözlemliyorum yine gezi direnişi süreci bence de önemliydi bununla ilgili olarak ve öğrencilerin şu anda verdikleri tepkileri de çok güçlü bir hak talebi olarak görüyorum ve o anlamda da hani bu hakkın ...bilincinde bir kuşak olduklarını düşünüyorum. Çünkü bu e, yani Z kuşağı olarak tabir edilen kuşak e, çok daha e, dünyaya açık... ...ve dünyada olup biteni takip eden e, bir kuşak olduğunu düşünüyorum e, bu kuşağın. E, kısaca aklıma gelenler böyle bu soruya dair. Teşekkürler hocam. Ee, başka sorusu var mı? Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Dilerseniz söz alıp, söz alarak da sorabilirsiniz. İlla chat'ten yazmanıza gerek yok. Ee, arkadaşlar sorular e, düşünürken ben bir iki şey daha ekleyebilir miyim acaba Doğan? Tabii hocam buyurun. Bir tanesi işte bu şey sorusunu yönelttiniz ya demin, bu erkekler, erkek kalabalığı dedik, bu fotoğraflardan bahsettik, erkeklerden oluşan heyetler vesaire vesaire. Yani biraz hani nüktedan bir yerden erkekler hamamı falan gibi de bir benzetme yapıyorum ben buna. Ee, şimdi tabii yani bu kültür sadece yani erkeklerin oraya dizilmesinin ötesinde e, başka e, zararlar da e, söz konusu. Bunlardan bir tanesi e, Sosyal Bilimler Enstitümüzün e, müdürünün e, yine seçilerek e, o, o pozisyona gelmesi söz konusudur Üniversitesi'nde. Üniversitesi'nde. E, fakat ee, seçilen sosyal bilimler enstitüsü müdürünün atanmaması, onun yerine e, bu rektör yardımcılığını kabul edenlerden e, birinin e, atanması söz konusu. Dolayısıyla bir seçimle ilgili, yani zaten Melih Bulunun seçimle gelmemesi başlı başına bir kriz ve arkadaşımızın dediği gibi yok hükmünde aslında. Ama aynı zamanda da. E, içeride de seçimlerin yaptığımız seçimlerin tanınmaması e, söz konusu. Dolayısıyla öyle bir kriz şu anda e, içeride hali hazırda devam ediyor. Yani seçilen sosyal bilimler enstitüsü müdürünün atanmaması meselesi var. E, aynı şekilde de e, fen bilimleri enstitüsü'nün müdürünün seçilmesine dair de e, çeşitli baskılar e, söz konusu. Şu anda akademisyenlere rektörlük tarafından iletilen. E, dolayısıyla bu e, üniversite içindeki pozisyonlara e, kendi içimizden birilerinin seçilmesi e, ile ilgili bu kriz devam ediyor. Diğeri de e, bazı derslere müdahale edilmesi e, söz konusu. E, bazı hocalarımızın e, özellikle emekli ya da emeritus e, payesini almış olan ee, hocalarımızın e, derslerine müdahale edilmesi ve bazı derslerin kapatılması e, söz konusu. Bu da ikinci bir e, kriz olarak e, şu anda içeride devam ediyor. Bunları da e, eklemek istedim. Yani özellikle Boğaziçi kültürüne e, nasıl e, zararlar söz konusu şu anda. Evet hocam çok teşekkürler, Ağzınıza sağlık. Zeynep hocam sizin e, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı peki? Var aslında e, yani bir e, şeyi e, sizin e, deklarasyonunuzda bir e, noktayı e, tekrar hani tartışabilir miyiz acaba e, diye aklımdan geçti bu hani üniversite de e, nerede sizin deklarasyonunuz? E, e, toplum için üniversite e, gibi bir kavram var galiba, değil mi? Ee, yanılıyorsam düzeltin. Ee, toplum için e, e, ya topluma faydalı bilgi e, üretilen bir üniversite. Ben onu biraz hani nüansla anlattım ya. E, acaba siz ne düşünüyorsunuz bu konuda diye merak ettim. Yani üniversitenin e, ne olacağı, nasıl olması? E, gerektiği e, toplumsal yararla belirlenmeyebilir aslında. Belirlenmesi gerekmiyor. E, çünkü toplumsal yarar en nihayetinde o da üniversiteyi bir yere bağlayan yani eleştirel e, vasfını e, ve e, özerk vasfını e, en azından akademik kıstaslara göre e, belirlenmiş e, işte bilgi üretimi e, vasfını bir yere doğru çekiyor. Yani ben şöyle bir formülasyonu tercih ederdim. Yani üniversitenin çok önemli bir kamusal ve toplumsal işlevi var. E, üniversitenin kendi amacı işlevi e, üretimi toplum için çok faydalı bir şey. Ama üniversite illa toplumsal fayda e, ya çağrılmamalı ya da toplumsal fayda tarafından yönlendirilmemeli, yönetilmemeli çünkü o zaman da bir yönetim yine e, o bilginin belli bir kalıba e, sokulması e, söz konusu. Hani bunu bu, bu konuda ne düşündüğünüzü e, merak ediyorum hakikaten. E, bir de Can'ın e, anlattıklarına, yani Boğaziçi süreciyle ilgili e, anlattıklarına ek olarak galiba şunu söyleyebilirim. E, biraz dışına çıkıp baktığımızda Boğaziçi'ne... Boğaziçi'nde aslında şu anda yapılanlar Türkiye'deki diğer bütün üniversitelere haddiyle e, yapılmış e, ve e, neredeyse artık norm haline gelmiş şeyler. Üniversiteye polis sokulmaması meselesini biz Boğaziçi'nde tartışırken, üniversitelerde karakol Kurulmuş durumda Türkiye'de başka üniversitelerde değil mi? Yani İstanbul Üniversitesi'nde filan durum zaten öyleydi. Boğaziçi'nin zaten bu karşı çıkışında belli bir korunmuş olmak bundan şu veya şu bu şekilde bir hayret var. Yani bu bize nasıl yapılıyor gibi bir hayret var. Ama şeyden... Yani toplumsal tarihten ve e, e, üniversiteler tarihinden özellikle son dönem 2016'dan itibaren ki e, verilen tahribattan e, fazla da şey yapmamamız sanki e, soyutlamamız e, gerekiyor e, Boğaziçi'ne. E, o açıdan belki ümit vermiş olabilir e, Boğaziçi. E, ancak e, şey... E, Mikro açıdan bakıldığında, yani ümit vermiş olabilir dememin sebebini de açayım de eksik kurdum cümleyi. Şu açıdan yani kanıksanmış olan ve karşı çıkıl artık karşı çıkılmayan ya da çıkılamayan bir takım yönetim pratikleri ne karşı hayretle böyle şey yapan itiraz eden. Bir e, e, akademisyen ve öğrenci topluluğu olduğu için diğer e, şeylere de sıçradı tekrar değil mi? E, yeniden canlandırdı yani o alevi. E, şeyi e, söylemek istiyorum. E, e, Boğaziçi'ne yapılan mikro e, açıdan e, bakıldığında e, Türkiye'ye uzun bir süredir belki 2007'den beri, 2010-11'den beri 2016'dan itibaren hızlanan bir şekilde Türkiye'ye getirilen otoriterleşme, Boğaziçi'ne bir gecede uygulandı. Yani Türkiye süreci ilginç bir mikro laboratuvar olarak döneme yayılmış. E, otoriterleştirme e, otoriterleşme sürecinin bir gecede Boğaziçi'ne uygulanması halinde gerçekleşti. O anlamda da e, bir infial e, yarattı ve bir e, örnek oldu diye e, eklemek istiyordum. Teşekkürler hocam. Ee, Bekir, sen hocanın sorduğu kısımla ilgili cevap verecek misin? Aynen vermek isterim. Ee, tamam. Sonuçta e, Özgürlüğün Demokratik Üniversitesi deklarasyonunu e, anlatırken e, tabii çok kısaca anlatmaya çalıştım ve içeriğinden bahsetmek çok uzun zaman alırdı yani onu derinleştirmek. Esasında demokratik üniversite talebi e, bilginin ne için üretileceğini de işaret ediyor. E, bu anlamda e, doğa toplum yararına bilgi üretimi e, şunu da beraberinde getiriyor. Yani e, üniversiteler, Zeynep Hocam sizin de belirttiğiniz gibi sadece bilgi aktarılan yerler değil, aynı zamanda bilgi üretilen yerler ve bilimsel bilgi üretildiği yerler. Yani ee, öylesine bilgi değil, ya, bilimsel bir bilginin üretildiği yerler ve e, teknik gelişme, e, teknolojinin gelişmesi anlamında da ön açıcı bir role sahip ve çok büyük bir öneme sahip. E, en azından içinde bulunduğumuz e, düzen e, açısından e, teknolojinin gelişmesi, e, üretim güçlerinin de gelişmesini beraberinde getiriyor ve bilimi de üniversitelerde bir araç olarak kullanıyorlar. Bugün bilimin ettiğine baktığımız zaman, iktidarlar yani sermayedarlar açısından bilgi üretmek etik dışı kalmıyor. Onlar için yapılabilir çünkü üniversitenin içerisinde olmak herhangi bir ahlaki yapıya sahip olmayı gerektirmiyor. nitekim atom bombası da öğretebilirsiniz, eğer fizik bilginiz varsa. İstanbul Kanal İstanbul projesini de yapabilirsiniz. Fakat demokratik üniversite talebi şu etiği de beraberinde getiriyor. Ee, eğer bir fayda söz konusu ise e, bu fayda küçük bir azınlığın, sermaye sahibinin e, faydasına değil, yararına değil. Aksine e, bütün toplumun, hatta toplumdan ziyade, e, yani insanlardan ziyade doğanın yararına yapılması gerekiyor. E, demokratik üniversite talebi, yani geçmişten bu yana süren demokratik üniversite talebi içinde böyle bir etiği de barındırıyor. E, tamamen özelleşmiş bir e, yalıtılmış bir üniversite hayalinin içinde büyük oranda uzmanlaşma da var. Ee, özel üniversite talebinin içinde büyük bir, büyük oranda uzmanlaşma da var. Ee, bu uzmanlaşma da e, beraberinde yabancılaşmayı getiriyor elbette. Yani bilimle e, haşır neşir olan bilimi icra eden e, akademisyenlerin, bilim insanlarının toplumdan yabancılaştığını görüyoruz ama e, tam aksine e, bizim deklarasyonumuzun sunduğu e, sal e, bu yabancılaşmayı da e, üniversitenin toplumdan ayrı olmasını da e, karşısında alarak aksine e, bütün e, toplumsal kesimlerin, e, bütün kimliklerin, şehrin bütün kimliklerinin, kentinde kırın da aynı zamanda e, üniversiteye dahil olabileceği e, bir bütün olarak, bir eşit eşitlik eşitlerin bir bütünü olarak e, akademik bilgiye ulaşabileceği, kendini entelektüel anlamda geliştirebileceği ve bilimi icra edebileceği. Tabii ki bu e, o kadar da kolay bir şey olmasa da, henüz yarın gerçekleştirebileceğimiz bir şey olmasa da bir ufuk e, hatta olarak önümüzde duruyor. Yani bunu böyle tarif edebilirim. E, akademinin şu anki e, yani yakın zamanda kazanımlarından bir tanesi evet, e, otoriter rejimden de sermayeden de yakasını kurtarmak olabilir. E, ama toplumdan bağımsız olamayacağı ve toplumsal yapıyla birlikte şekil alacağı ortada. Bu anlamda e, toplumsal yapıyı da akademiyi de daha eşitlikçi ve daha özgürlükçü bir toplumda, topluma götürmek de bizim hedefimiz ve işte yolumuza duran bir konak. Böyle özetleyebilirim. Derinleştirmek için daha farklı buluşmalar gerekiyor, daha uzun uzun konuşmak gerekiyor. Bir de e, ayrıca çok, çok konuş. Şey evet, teşekkür ederim. E, çok kısa şunu söyleyebilirim Zeykuşağı ile alakalı. Yani 2000'li yıllarda doğan arkadaşlarımız aslında üniversiteyi yeni kazandılar ve, ve birçoğu henüz üniversiteyi örgün olarak görmedi, hiç gidemedi bile. Eğer kay, yani şu, şu, an hepsi e, evlerinde muhtemelen. E, bu yüzden aslında bir kaygıdan söz ediyorsak bu bence kaygı bozukluğu olabilir akademik kaygıdan ziyade. Çünkü herkes o kadar çok bunalmış durumda ki yani sağlık tedbirleri e, hiç göz önüne alınmaksızın üniversitelerin açılması talebi yükseliyor her gün Twitter üzerinden vesaire burada toplumsal anlamda çok sağlıksız bir düzenin. Yani sağlıksız bir işleyişin ruhsal, psikolojik anlamda da çok e sağlıksız bir düzenin olduğunu söyleyebilirim. Akademik kaygı belki bir sonraki adım olabilir. Daha düzenli işleyen bir toplumsal düzen Evet. Teşekkür ederiz Bekir. Ağzına sağlık. Ee, Elanur arkadaşımız bir soru sormuş Zeynep Hoca'ya. Z kuşağından bir birey olarak Zeynep Hoca'nın eğitimde liberizin yorumunu merak ediyorum demiş. Zeynep hocam. Peki ben ha, liberalizm yorumunu elanım burada mı ee, nesini merak ettiğine çok anlamadım. Ee, burada mı hala? Yani şöyle yani liberalizm derken belli bir e, ideolojik çerçeveden bahsediyorum tabii ki. Ee, yani e, işte bireyi ön plana çıkaran ve işte herkesin en nihayetinde kendi çıkarı için şey yaptığı, çabaladığı, kendi doğrularının olduğu ve o doğrulara saygı gösterilmesini öngören bir sistem olarak görüyorum. Sınıf içi ya da üniversite içi Liberalizmin tıkandığı nokta, onu anlatmaya çalışıyordum galiba o noktada liberalizmden bahsettim. Yani akademik üretim ve tartışma liberal bir ifade özgürlüğü işte bu şey ne diyorlar marketplace of ideas işte her fikrin ortada bir fikir borsası halinde tartışıldığı ee, bir tartışma değil yani e, daha bilgiye e, dayalı bir tartışma Elanur ne yazdı Elanur'cum sen kendin söyleyebiliyor musun sorunu ben tam anlamadım hala ah. sesle söylemek ister misin Peki, ben devam mı edeyim? <laughs> yani evet, siyasi liberalizm. Ee, öbür taraftan da, e, yani ekonomik liberalizm zaten, e, yani onun başka bir adı var bende, kapitalizm o ee, en nihayetinde. Ee, dolayısıyla ya yani ekonomik liberalizmin zaten hiç girmemesi gereken yer e, üniversite. Ama üniversitede e, yani biraz şey anlatmış olabilirim, üstü kapalı. Ee, ya akademik bilgi dediğimiz şey ya da bilimsel bilgi dediğimiz şeyin üretimi için arzunun öyle diyeyim yani e, hakikat arzusunun araştırmak istediğiniz e, e, olguya dair e, şeyinizin e, anlayışınızın neyi nasıl araştıracağınıza dair e, metotlarınızın e, sizi bir yerde o e, şekillendiren ve sınırlandıran bir etkisi olması lazım. Ee, yani şey Google Wikipedia'dan e, e, bakıp da bilgilendim diyemeyeceğiniz bir yer olması lazım akademi. Yoksa hani o va, üniversitenin başka bir şeyi e, olamaz. Yani ayrıcalıklı ya da şu anda üniversiteyi tartışmıyor oluruz. Niye üniversite gerek yok ki? Dolayısıyla ben o bilgiyi biraz ayırmak istiyorum. Ee, Öyle bir serbest tartışma ortamından. E, toplumdan değil ama Bekir yani senin dediğini anladım. E, şunu diyorsun e, çok haklısın yani fil dişi kulelerde e, şey üretildiğinde değil mi bilgi üretildiğinde o e, atom bilgisi atom bombası bilgisi de, e, üretiliyor e, diyorsun. İşte şeye de Oh, böyle gayet e, e, ne derler? E, toplumun e, faydasına olmayan bir takım piyasaya e, yönelik mesela ekonomik bilgi de üretiliyor. E, hükümetin, iktidarın işte daha etkili e, propaganda yapmasını sağlayan açık isimle söylenmese bile iletişim bilgisi üretiliyor. Yani senin dediğin o bilgi öyle bir şekilde üretilmesi lazım ki belli bir ideal Le yönelik üretilmesi lazım ama o zaten var olan toplumda değil değil mi? Yani var olan toplumun dayattığı e, bir üretim olmayacak o. Zaten ulaşmak istediğimiz yere götürecek e, bir e, bilgi türü olacak ve onun için toplumsala toplumsala ilgi duyan ve o ideali besleyen bir yer olsun üniversite diyorsun. O konuda e, %100 e, hem fikrim. E, onu da yani çok böyle bir Hmm, liberal ortamda yani liberal ideolojik olarak aldığımız zaman Aa, liberalizmin amacı bu değil arkadaşlar yani ideolojisinin amacı daha iyi bir yere götürmek değil zaten liberalizm kendisini şey olarak kurar zaten olması gereken olarak kurar Aa, ve biz de, e, eksiklerini bildiğimiz için e, farklı bir dünya tahil ediyoruz Teşekkürler Zeynep Hocam. Ee, başka soru yok sanıyorum. Başka da katkı yoksa eğer e, toplantıyı burada bitirebiliriz. Çok verimli ve keyifli bir toplantı oldu gerçekten. Tartışmalı, öğretici ve güzel, e, moral olan, umut olan. E, Boğaziçi direnişi e, bugün akademiye var olan saldırıların e, çok büyük bir örneğini gösterdi ve böyle dönemlerde alternatif akademi ihtiyaçları gerçekten çok önemli ve e, soluk borusu gibi ihtiyaç görebiliyor ancak e, alternatif akademiler de e, bir yere kadar bize eğer ki bu toplumu değiştirmeyi, dönüştürmeyi ve akademinin bizatihi e, özgürleşmesini istiyorsak aynı zamanda üniversitelerimizi de e, özgürleştirmemiz gerekiyor. Bu alanda Boğaziçi direnişi de e, uzun bir aradan sonra çok önemli bir kilometre taşı oldu özgür üniversiteleri kurma mücadelemizde e, eşit ve özgür bir toplum e, daha elimizi gerçekleştirdiğimiz gerçekleştireceğimiz bu mücadelemizi büyütürken buradan bütün katılımcı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. daha özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle herkese herkese hoşçakalın diliyorum.